Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'ne ildeki en yüksek temsil makamı olan mali görevi bizler için onur verecek. Bizler için kutsal bir görev. Bu görevi Bilecik'te yapacak olmakta kuruluşun şerefi, dirilişin şerefi, kurtuluşun şerefi Bilecik'te böyle bir göreve getirilmiş olmak, atanmaktan çok başkaca bir kurul vesilesi bizler için. Buradan Bilecik Birliği hemşehrilerine de özellikle seslenmek istiyorum. Bizler buraya atanarak geldik. Allah'ın izniyle bugünden itibaren atanarak çalışacağız. Tüm varlığımızı Bilecik'e adayacağız. Tüm gücümüzle, tüm enerjimizle Bilecik halkı için çalışacağız. Bu geliş pazara kadar bir geliş değil. Sanki mezara kadar burada duracakmışız gibi bir gönül bağıyla çalışacağız. İnşallah Bilecik'in bir evladıymış gibi, Bilecik'lilerin kardeşiymiş gibi, gençlerimizin abisiymiş gibi, amcasıymış gibi, buralı biri gibi tüm gönlümüzü vererek çalışacağız. Bizler millete efendilik etmeye gelmedik. Şeyh Edebani'nin nasihatlarında belirttiği gibi. Biz bu millete hizmet için geldik. Devlet millet için var. Millet yoksa devlet yok. En yüce onay makamı, Cenab-ı Allah'tan sonra en yüce meşruiyet makamı bu milletin bizatihi kendisidir. Biz de meşruiyetimizi de varlık kaynağımızı da bu milletin ta kendisinden alırız. Biz Allah'ın izniyle burada görev yaptığımız her gün ve dakika bunu unutmadan, bu şuurla Bilecik'e hizmet edeceğiz. Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'e hakkıyla hizmet ederiz. Layık olduğu mevkiyle hizmet ederiz. Diyor tüm Bilecik halkına saygı ve sevgiler olsun. Ben cep telefonumu bu sizlerin aracılığıyla tüm Bilecikli hemşerilerime duyurmak istiyorum. 0532 572 11-11 acil olmak kaydıyla ilgili mercilere öncelikli olarak erişme konusunda hassasiyet gösterilmek kaydıyla, yani makamlar atlanmadan, diller atlanmadan nasıl telefon var direkt vadiye arayalım gibi bir durumla değil de gayretlerini gösterdiler, erişemediler, acil bir durum var. Gecenin üçünde de olsa, sabahın beşinde de olsa çekinmeden arayabilirler. Bizim varlık sebebimiz bu.